Yeniden merhabalar değerli arkadaşlar. Online Arapça sahaf derslerinde derslerimizin 58. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Efendim bu bölümde ders kitabınızın 350. sayfasında yer alan ve şu an ekranınıza yansıtmış olduğum bir notu konu bütünlüğünü sağlayalım diye buradan alarak bu bölümü başlatmak istiyorum. Hatta zaten bu şu an ekranınıza taşıdığım Notu bir önceki bölümün içinde okuduk ve bir takım örneklerini de gördük. İkam fiilinin mastarının tamarbutasız olarak ikam şeklinde yani kamun embetenin mastarının nebat beyyenin beyene fiilinin mastarının tibyan kezzabenin ki kizzab halle fiilinin mastarının tahille katelenin mastarının qital nada fi'nin mastarının nida zelzelenin zilzal itme'ninin duma'nine şeklinde gelişleri kıyasi yani kurallı değil semai'dir duyma bağlıdır. Şeklinde bir not okuduk. Ve bu çerçevede şu seçtiği getirmiş olduğum yerde ve evhayna ileyhim filel hayrati ve ikames ayetinde ekamenin e, mastarının maslarının tamer butası halini gördük. İkam şeklinde. Vallahu <laughs> enbetekü minel nebaten. Enbetenin mastarının nebaten şeklinde kullanıldığını gördük. Ve nezzelna aleykel kitabeti biyanen li kulli şey. E, burada Efendim Beyyene'nin mastarının tibyan şeklinde gelişine şahit olduk. E, sayfa 351'de karşı sayfada ve kezzebu bi ayatina kizzaben. Burada kezabe fiilinin, mastarının normal şartlar altında tekvip şeklinde e, gelmesi gerekirken semai olarak kizaben şeklinde geldiğini gördük. Buna tanık olduk. قَدْ lekum اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ Burada efendim tahille mastarını gördük. Nereden? Hallele'den. Hallele şurada hemen göstereyim. Şu fiil. Hallele fiili. Hallele fiilinin mastarının tahille olarak gelişini, katilenin efendim mastarının gital şeklinde geldiğini gördük. Sonra Ve la cidale fil hac ee, Burada yine cidal kelimesinin cidal mastarının e, semai olarak geldiğini gördük. Ee, sonra bu cidalin mazisinin daha doğrusu e, mazi malının cadele olduğunu bil, bilmektesiniz. Cadeli, yüce yücadele, o cidal ve mücadele ya da mücadele ve cidal şeklinde geldiğini biliyorsunuz. E, peki izna da rabbehu nidaen hafiyyen e, nada yunadi nida burada efendim nida mastarını gördük ve zulzilu zilzalen zul şediden burada da zelzelenin e, olan zilzali gördük. Şimdi hadis-i şeriflere geçmiştik ya da geçmek üzereydik sanırım. Ya da geçtik. Onları tekrar sadedinde ele aldım. Konu bütünlüğü e, arz etsin diye. Konu bütünlüğünü sağlamış olalım diye. فَاِنَّ السِّدْقَ تُمَعْن۪ينَتُنْ Tam enenin mastarın tumanine şeklinde semai olarak geldiğine şahit olduk. Feyen butun nebat el hibbeti tekunu fi hamil es seyl. Enbetenen masları nebat diye gelmiş. Ve atakel elvaha fiha tibyan kulli şey. Beyyenen masları tibyan diye gelmiş. Sonra qitalul muslimi ahahu kufur. Katilenin maslanın qital şeklinde geldiğini görüyoruz la yagurranna ahadakum nida'u bilalin ve sahur Bilal'in nidası sizden birinizi sahur yapmaktan alıkoymasın e, anlamındaki hadiste e, biraz önce yukarıda geçti aynısı. E, nada nida şeklinde şu seçtiğim yerde nada'nın maslarının nida şeklinde geldiğini gördük. Ve ikamiz salah ve ita'iz zekah İkam ve ita mastarları <laughs> mesela şu ikam tamarbutalı olmalıydı normalde. İkametun şekli olmalıydı ama tamarbutasız geldi. Ata <laughs> yu'ti ita ita atanın mastarı ee, ita kelimesi atanın mastarı simetun <laughs> nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ciharan e, ciharan ciharan e, hemen şöyle bir yoklama yapalım. Bakalım cahera ya da cehera hangisini verecek bize? Şöyle cahera yüksek sesle söylemek. Cahera yucahiru mucahera ve mucahera ve cihar. Evet cahera'nın mastarını gördük burada. Cihar. Sonra fe emma ardatani fe cidalun ve maadir. Evet. Yine cidal cadelenin mastar olarak burada karşımıza hadis şerifte çıktı. Bazı mastarlar aşağıda da görüleceği üzere diye başlayan 352. sayfaya geçelim. Şimdi bu mastarlar bahsinin yani mezit fiillerin mastarları bahsinin son sayfası şu an üzerinde durduğumuz daha sonra inşallah karşı sayfada sayfa 353'te mimli mastarlar bahsine başlayacağız inşallah. Bazı mastarlar aşağıda da göreceği üzere Türkçe'ye isim olarak tercüme edilir. Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman? Galet rusuluhum efillahi şekkun Peygamberler onlara dedi ki Allah hakkında şüphe mi var? Sonra üçüncü örnek birinci cümlede Nasr ikinci cümlede Şek üçte Amen, amen kelimelerini görüyoruz. Efendim mastar olarak bazı mastarlar Türkçe isim olarak ter, affedersiniz, tercüme edilir denmiş. E, şimdi Nasır, yardım, zafer, e, şek, şüphe anlamında. <laughs> Fi adanihim waqnuhu ve alehim amen. E, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve on, o onlara e, karşı bir körlüktür. E, mealindeki ayet i kerimede amen e, yine bir mastar e, ve körlük şeklinde e, isim olarak e, tercüme ediyoruz. Ve innehu le tezkiratul lil O muttakiler için bir öğüttür anlamındaki ayet-i tezkira e, bir mastar. inna enzelne ufhi leyletin mübareketin yubâriku mubareke Mufa'ale vezninde e, Burada leylenin sıfatı aynı zamanda ve lakin kerih Allahum bi'afahum in bi'as onların hüm zamiriyle birlikte düşündüğümüzde onların davranışı, davranışları. İn ba'ase yen ba'isu in bi'as temshi al Bu da efendim utanmak, utanç duygusu taşımak, haya duygusu taşımak anlamında istahya fiilinin mastarı hadis geçelim şimdi. Ma min şeyin eskalu fil mizan min husnil huluki. Huluk, e, huy anlamında e, bir mastar. Allahümme zeyyinna bi zinetil iman. Zinet yine bir mastar, sarih mastar. Ferru'ya el hasenetu buşra min Allah. Evet, buşra müjde anlamında. E, ve semiyatu khad, ma'i suyun şırıltısını duydum khad khada mastar olan bir kelime kâne yuhibbu teyâmune mestata'a et yine bir mastar evet değerli arkadaşlar Allah'ın izniyle inayetiyle e, mezit fiillerin mastarları bahsini tamamladık sayfa e düştü şimdi memnun mastarlar bahsine başlayacağız zamana bağlı olmadan bir iş veya bir oluşu bildiren ve başında zait yani fazladan ilaveli olarak gelen bir mim bulunan kelimelere mimli mastar adı verilir. Zamana bağlı olmadan bir iş ya da bir oluşu bildiren ve başında da zahit mim bulunduran mastarlara mimli mastar denir. Sülasi yani üçlü fiillerin mimli mastarları sahih ve mehmuzlarda şöyle gelir demiş. Muzari fiil yef ulu ya da yef alu şeklinde ise mef al kalıbında gelir. Zalike meblaguhum minel ilm. Meblag belagadan mimli mastar olarak geldi. Ve minel a'rabi men yettehidu ma yunfigu mağramen. Evet bu magram e, mağram mimli mastar. Kök harfleri nedir bunun? Kök harfleri gayin ra mimdir. E, şu an ekranınıza taşıdım. Ee, sözlükte garime fiilini görüyorsunuz. Masumla işaret ediyorum. Garime ya gurmun, garametun ve mağramu şeklinde hem mimsiz mastarları hem de mimli mastarı verilmiş. Ee, ceza ve benzeri bir şey ödemek, ziyana uğramak e, anlamında. Evet, mağram ve devilerden kimi de harcalı şeyi cereme sayar mealiyle verilmiş. Mağram garamenin garame mi garime mi dedi? E, garime. Yağramı. Şerbe eşrabı gibi dördüncü bab. Garimenin memli masları. Fe <laughs> zekeru li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem maktel Abdillah ibn Sehel maktel katelenin memli masları. İnni eûzu bike minel me'semi vel mağram. Günah işlemek ve borçlanmaktan sana sığınırım. Anlamındaki hadiste el me'sem e, günah işlemek. Evet. E, bunun kök harflerine isim. E, isim esime ye'semu. Bakın. Esime ye'semu. İsmun esemun ve me'semun. Günah işlemek anlamında. Esime ye'semunun masları, mümni masları. Me'sem. Felemmâ vecedu tayyibe me'kelihim. Ekelenin mümni masları bu da. Bu zarif yef'ilu ise mef'il kalıbında gelir. Mümni aslar. Thumme ile ya rabbikum ee, Sonra dönüşün Rabbine, Rabbinize'dir. Merindeki ayette merci'a raca'nın mümni asları. Fe celesel hatta idâ tâle meclisuhu qâme. Celesenin mümni mastarı meclis. Mudaf ile de on kalıbında gelir denmiş. Ve idâ erâdallâhu bi qâmin su'en felâ meradde lehû. Evet, meradun mefa'un meradun ancak başındaki la e, sebebiyle meraddun değil de meradde diye mansub okundu. Fe la meradde lehu. E, radde yerudun'un mimli masdarı. İza qadaytu qadaen fe la meradde lehu. Aynı şekilde redde yerudun'un mimli masdarı misal filde mef'il kalıbında gelir denmiş yani. memli master e, sayfa değiştiriyoruz. Sayfa 354'e geçtik. Yeseluneke anil hamri vel meysiri Meysir kelimesi efendim e, kumar anlamında e, bir memle mastar ve <laughs> cealna beynehum mevbiqan diye hatırlıyorum bunun fiilini e, bakalım şuradan bir vebiqa yanlış yazdım o yüzden sorgulayamadım vebiqa evet e, ve beka yebiku diye vermiş. Ve beka yebiku ya da yevbeku ve bak vubuk mevbek şeklinde telef olmak anlamında. Peki ema vallahi inni la alemu mevlidehu ve mekanehu ve aynehu Mevlid nedir? Mevlid doğum demektir. Doğum. Mevlid-i Nebi deriz mesela. Peygamber Aslan'ın doğumu mevlid, viladet kökünden e, memlim İnne lekum indallahi mev'iden Bu da yine bir memlim astar. E, söz, vaat anlamında ve ade fiilinin memlim masları. Ecbe fiiline de mefal kalıbında gelir denmiş memlim astar. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab e, metab, tabenin memlim astarı. Ve min ayatihi menamukum billeyli ve nahar. نام من ممنو مصدر منام حديث دعوه فإن لصاحب الحق مقالا مقال قال في من ممنو وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات مَاتَنَنْ من مَسْتَرَ من رآني في المنام فقد رآني المنام نام من <laughs> <laughs> ikinci babdan gelen ecbeh fiillerde mefil kalıbında gelir denmiş. Hel min mezidin zadeden mimli vasıla. Zade yezilu mezid. Keyfe ağtesilu minel mehiyadzi. Ee, hada. Bunun kök harfleri hada. Evet şöyle e, sorgulayayım. Evet. Kök harfleri aslında hayyada. Bir de hayyada yazalım. Evet. Şimdi hayada yazınca kök hafiften hareketle verdi. Hadat ya da ha, hayada, hada e, kadınlara özel bir durum olduğu için doğrudan hadat diye verilmiş. Bunun e, erkeği ilgilendiren bir durum olmadığı için hada şeklinde verilmemiş. Hadat, tahiyyedu haydun, mehiyyedun, mehadun Evet. E, o zaman mahiyet kelimesi hadat fiilinden ya da hadadan ne olur? Mimli mastarı olur. Nakıs ve lefle de mef'a kalıbında gelir. E, Bismillahimecraha ve mursaha Mecra e, Cera'nın ismi e, Mimli mastarı. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin Enam 162 mahyaya, mahyaya. Evet, Mahya ye Mahya ye Hayatım demek Hayye kökünden e, memnun mastar. Yevme mevlen an mevlen şeyen veliye kökünden mevlen memnun mastar. E, ve euzu bike min fitnetil mahya ve fitnetil memat. E, el mahyan e, efendim hayye Yahya'dan türeyen bir memnun mastar olduğunu az önce söyledim. Bazı memnun mastarlar sonuna bir ta ilave ederek kullanılmıştır. Femen etturra fi mahmasatin gayra mutecanifin li ismin. Kaçın sayfadayız? 355. Evet. E, kim günaha meyletmeksizin açlıktan çaresiz kalırsa mealindeki ayette mahmasanın tamar kullanıldığını görüyoruz. Mümlü bir mastar mı? Mümlü bir mastar. Efendim e, sonundan bota eklenmiş. İkinci örnek ayet amun fi yemin di mesgabe. Yine mimli bir master e, mesgab şeklinde değil şeklinde gelmiş. E, bunlar e, yine semai olarak öğreneceğimiz mastarlar. masterlar. Ve el aleyke mehabbeten minni. buradaki mehabbe hub ya da habbe kökünden türeyen bir yani mümin fakat sonu tamar botalı. Kellem tekum beynekum ve beynehu meveddetun. Evet, mevedde kelimesi yine bir mümin maslar. Vud kökünden. Ve tevasa bil merhame. Merhamet kelimesi dilimize de, geçmiş dilimizde de kullanıyoruz. Rahime kökünden. Rahime yerhamu. Şöyle meşhur, yaygın bir kelime olması münasebetiyle onu sağlam öğrenmekte fayda var. Rahime yerhamu rahmetun ve merhametun birisine acımak, birisine bağışlamak merhametli olmak anlamında merhame memnun hastalar rahimeden ve men e'arada an zikri fe inne lehu maişeten danken maişet aşe ya'işu fiilinden efendim yine bir memnun hastalar olarak karşımıza çıktı. Evet, ve eşara ila meymenetil kıbleti. Evet, sayfa kaçtayız? 355'in sonundayız. Ve eşara ila meymenetil kıbleti. Kıblenin sağına işaret etti. Anlamındaki e, hadiste meymene. Yine mümnü maslar. Yümün kökünden, yemin kökünden. Ve la ta'idhu mev'ideten fe Ona tutamayacağın, tutmayacağın bir vaatte bulunma. Ee, anlamındaki sözde mev'idaten ve adenen memni ancak tamar butalı hali fe ve azana mev'ideten beliğeten fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize özlü bir öğütte bulundu ee, anlamındaki sözde e, ee, mev'iza söz konusu bulunduğu cümledeki e, ve azaf fiilinden türemiş bir memnun astar. E, peki tesevveku fe inne sivake metheratun lil fem. E, misvak kullanılır çünkü misvak ağız için e, temizliktir. Mealindeki efendim e, hadiste e, mathara kelimesinin mümini olarak kullanıldığını görüyoruz. <laughs> taharet kökünden tahara peki fafirli mafira min indik mafira gafara kökünden mafirat e, nedir? Yine bir mimli mastardır. Peki bunlar neydi? E, şu ana kadar, şu dakika kadar çalıştıklarımız bunlar e, efendim e, sülasi mücerdet fiillerin mimli mastarları e, Şimdi sırada ne var? Sırada mezit fiillerin mimli mastarları var. Buna bakalım şimdi. Mezid fiillerin mevni ismi mef'ul kalıbında bulunur denmiş ve şöyle seçili hale getirmeye dikkat ederseniz bir numarayla bir dipnot verilmiş. Mezid fiillerin ismi mef'ul kalıpları için ismi mef'ul konusuna bakınız denmiş. İsmi mef'ul konusuna işleyeceğiz inşallah. Ee, yani ders kitabınızın sonlarına doğru karşımıza çıkacak ismi mef'ul konusu. Ve rabbi ve Rabbim beni e, gireceğim yere doğrulukla girdir ve çıkacağım yerden doğrulukla çıkar e, mealindeki ayet-i kerimede e, muthal e, efendim ethal eden memlim aslar yes'eluneke anis saati eyyâne mursâhâ ersa yursî filinden mursâ e, yine efendim e, memlim aslar şöyle bir bilgi verildi. dikkat ederseniz mezi fiillerin memlim onların ismi mefulleridir aynı zamanda. Yani burada gördüğümüz müdhal kelimesi, şurada gördüğümüz muhraç kelimesi, buradaki mursa kelimesi, munteha kelimesi, mumezzak kelimesi, bunlar ismi meful olarak değerlendirilirler. E, hatta şöyle bir ifade de vardır. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi e, şekli bir ifade vardır. E, şuradaki munteha, intehanın mimli masları ve mef'ulün bihi, e, düzeltiyorum. E, i̇smi mef'ulü. E, intehanın ismi mef'ulü ve mimli mastarı. E, sonra iza muzziqtum kulle mumazzaqin. Hadisinde mumazzaq, mazzaqanın ismi mef'ulü ve aynı zamanda da e, mimli mastarı. Aynı zamanda da mimli mastarı. Şimdi ben size bir e, dosya açarak o konuyu hatırlatayım isterseniz mcd muhtelifesi gazeteye adlandırdığımız bir başlık var ya o başlık altında MCD'ye muhtelife başlığı altında e, bunların e, üzerinde duruldu buna dikkat çekildi şöyle e, ders kitabınızın daha doğrusu benim elimdeki dokümanın 19'un sayfasında bu sizinle paylaşacağım evet şimdi e, şurayı göstereceğim size mektep kelimesi şimdi mektep kelimesi neyin ismi zaman ismi mekan ve mastar mimisi ee, şöyle yapalım. Evet. Ee, şu seçeceğim yere bir dikkat edin arkadaşlar. Burayı sizin görebileceğiniz şekilde büyüteceğim. Mektep kelimesine bakın lütfen. Mektep için ne denmiş? Mektebun e, ismu zaman, ismul mekan ve el mastarul mimi. İsmi zaman, ismi mekan ve mastar mimidir. Mastar mimi ne demek? Mimini mastar demek. Yazacak zaman, yazacak yer ve yazmak anlamlarıyla dilimize çevrilir. Mektep kelimesi, tamam mı? Ee, yani bizim tarihimizde okul okullara mektep denilmesinin de izahı budur. Ee, yani yazı yazılacak e, ilim öğrenilecek yer e, anlamında e, mektep denmiştir. Peki bu da e, sanırım e, sizin için iyi olmuştur. İsmi zaman, ismi mekan, mastar, mimi, mimli, mastar. Bunların üçü de e, aynı bünyede toplanan e, ne diyelim ona, kadar. Çünkü mektep kelimesini e, tercüme ederken yazacak zaman, yazacak mekan ve yazmak anlamıyla e, tercüme ediyoruz. Peki, munteha ve mümezzak. Oradan geçtik. Munteha, intahanın ismi mef'ulü ve mümezzak yine Mezze kafilenin ismi mef'ulü. Ee, peki. Şimdi burada bir not var. Memli masallar konusunda anlatılan kalıplar bazen ismi mekan ismi zaman anlamında ifade eder. İsmi zaman ismi mekan konusuna bakınız. Biz baktık zaten değil mi? Ee, ismi i̇smi zaman ismi mekan konusuna biz baktık zaten. Şimdi geldik efendim e, sayfa 356'da bir başka konuya. Merra. Merre denmiş kitabınızda mı? Ama ona Merre Demeyi kabul etmediğimi, merra denilmesi gerektiğini savunduğumu biliyorsunuz. Merre değil merra çünkü hükmü raya göre ranın hükmü e, bahsine göre e, ra harfin harekesi fetha olursa ra kalın okunur. Yani merre denmez, merra denir. Peki merra yani sayı ve neva, tür, şekil mastarları. Ee, peki bunlarla ilgili e, bir bilgi var mı elimizde? Bakın var. E, şöyle bakayım, bakalım göstereyim ben size. E, Mastar bina ol merra. Ketbeten. Evet. Mastar bina ol merra. Bir kere oluş bildiren mastar. Ketbeten bir kere yazmak. Sonra Mastar bina ne neva. No. Ders kitabını sanırım bu ikisi bir arada verecek. Mastar bina ne neva no da kitbeten. Peki ketbeten ile kitbeteni birbirinden ayıran şey Ne? Birisinde ilk harf fetalı, bir diğerinde ilk harf ilk harf kesralı. Biri ketbeden, ketbeten, öbürü kitbeten. Ketbeten dersek mastar binai merra olur. Efendim, e, kitbeten dersek ne olur? Mastar binai neva olur. Mastar binai merra ve mastar binai neva. Şimdi kitabımıza dönelim tekrar. E, evet, merra sayı mastarları. Bir fiilin, eylemin bir kere meydana geldiğini gösteren mastarlara merra yani sayı defa mastarı denir. Bunlar süresi fiillerde faal kalıbının kalıbının sonuna bir ta merbuta ilave edilmek suretiyle daima faaletun kalıbında bulunur. E o zaman işimiz kolay. Faaletun. Peki merra mastarı ee, şimdi nefhun ya da nefhatun gibi diye de örnek verilmiş. Ee, efendim şimdi örneklere geçiyorum. Ee, örneklerin birincisi şöyle. E, فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ ee, O Rasul'un izinden bir avuç toprak aldım. Ee, anlamında mı? Ee, bu şey, efendim, cümle. وَمَنْ لَمْ fe innehu Evet, peki doğru. Rasulün izinden bir avuç toprak aldım. Fekabat tu kabdaten min eseri Rasul. Peki kabda kelimesi bir avuç anlamına geliyor. Ve men lem yat fe innehu minni ve men lem yat fe innehu minni illa men ıgtara fe gurfeten bi yedihi. Evet. E, buradaki gurfeten yine bir mümin-i olarak karşımıza çıktı. Yani de bir avuç avuçlayan anlamında ve faalte faalte kelleti faalte ve sen yapacağın işi de yapsın işleyeceğin işi de işlerin anlamındaki cümlede efendim faalte faalton ee, burada niye mansup geldi? Çünkü faalte şu seçerde getirdim fiilin mefulün bir olduğu için falete faalete ne olacak o zaman ee, siz söyleyin ee, burada master efendim elleti faalite mastar merra olacak. Çünkü bunun vezni kitabımızda biraz önce ben ekranınıza taşıdım. Vezni şu. Tekrar taşıyayım. Şu arkadaşlar. Mastar binay merranın vezni ketbeten veya ketbetun. Şayet hareket değişirse bu o, kitbe olursa o zaman mastar binay nev olur. Yani bir nevi yazmak, bir çeşit yazmak e, şeklinde değerlendirilir. Ketbeten, kitbeten. E, o zaman burada faaletun ne oldu? Faaleten e, kendisine zami bitişip de kendisi mudaf olunca tenin almadı. E, ve faale fiilinin de mefulün bir olduğu için faalete oldu. Bunlara e, mutlak diyebilir miyiz? da e, kabdaten tabi mefhulü mutlak deriz İrab'dan. Yani bir mani yok. Çünkü e, şurada mesela İğtera fiili var ya İğtera fiilinin kökünden türemiş bu gurfe. Şuradaki mesela faaletun cümlenin e, fiilinden türemiş. Mefhulü mutlak dememizde bir beis yok. Ama o nahiv açısından e, tahlil ettiğimizde e, söz konusu e, bir soru ve bir cevap olur efendim sarf açısından tahliye ettiğimizde e, bunların mastar e, binai e, merrah olduğunu söyleyeceğiz. Yani bir kere e, olmak, bir kere yapmak anlamında. Peki men dahike dahketen mecca mecceten minel ilm el e, Peki dahke, dahikenin nesi? E, efendim mastar binai merrası e, mecceten de şu seçtiği hale getirdim mecceten kelimesi de meccenin mastar binayı merarası kene yehtubu hutbeten yelsu beynama celseten evet celse yine mastar binayı merra ferrake ali nefsihi raka'aten ve secde secdeteyn evet raka rakaten secde secdeteyn e, rak'a bir kez e, ruku etmek secdeteyn, secdeteyni de iki kez e, secde etmek ya Aliyu la tutbi'in nazraten nazrate ya Ali bir bakışa diğer bir bakışa tabi kılma yani e, efendim iki kez arka arkaya -ar -ar yabancı bir kadına kıza bakma anlamında peki mezit yani 4-5 ve altı artı fiillerde ise mastarların sonuna bir tamarbota ilave edilmek suretiyle yapılır. Nedir bu yapılacak olan şey? Mastar binay merra yani sayı mastarları dediğimiz mastarlar. Ne gibi? Sellemenin mastarı nedir? Teslimundur. Şimdi mezit bir fiilin mastar binay merrasını elde etmek istiyorsak söz konusu o mezit fiilin mastarının sonuna tamarbota ekleriz. Ee, ekranda e, gördüğünüz kitabınızın 357. sayfasında bulunan şu örnekte görüldüğü gibi. Sellemenin mastarı mastara teslimundur. Buna bir tamarbuta eklersiniz. Teslimetüne dönüştürürsünüz ve böylece mastar binayı mevrasını elde edersiniz. Yetekellemur raculu tesbihaten ve tekbiraten ve tahmideten. Evet peki başkasının evine girmek isteyen adam. Bir kere tesbih, bir kere tekbir ve bir kere tahmid çeker diye tercüme edilmiş. Ee, peki tesbiha e, efendim sebbeha, e, tekbira bu da kebbera şu tahmide de hammede fiillerinin efendim e, normal şartlarda tamarbutasız halleri onların mastarları. Sebbeha yusebihu tesbih kebbera yukebbiru tekbir hammede yuhammidu tahmid Peki ne oldu? Tesbih, tekbir ve tahmide birer tamarbuta ekleyerek bunları e, mastar, binayı merra haline getirdik. Sallâhu bi-ikâmetin <Sessizlik> vâhidetin Evet. E, onları tek bir kâmetle kıldı. E, anlamındaki cümlede ikam e, mastarının sonuna tamarbuta eklenerek ikame şeklinde dönüştürüldü. E, sonra la tuherrimul ee Neymiş bu? İmlacetu e, vel imlacetan Evet. Bir veya iki defa emzirmek haram kılmaz. Müslim'de geçiyormuş. E, İmlace e, Normalde bu neydi? İmlacundu. E, sonra bir tam merbota eklenerek maslar e, binayı e, efendim e, merra haline geldi vel da yine sayı bildirdiği için bunu da tesniye olan bir mastar binayi merra sınıfına dahil ederiz. Aslen faaletun kalıbında bulunan rahmetun gibi kelimelerde hiçbir değişiklik yapılmaz. Ancak bu durumda sayı kastedilirse önüne bir sayı sıfatı keyfiyet, nitelik kastedilirse önüne bir niteleme sıfatı getirilir. Peki bunu tekrar okuyup anlamaya çalışalım. Aslen faaletun kalıbında bulunan Rahmetün gibi kelimelerde aşağıda vahşetünle de mesela buna örnek olarak verilmiş. Şu seçtiği getirdiğim yerde. Rahmet vahşet gibi kelimeler ne olmuş bunlara? Efendim bu kelimelerde aslında aslı faaliyetun kalıbında bulunanlar da değişiklik yapılmaz. Ancak sayı kastediliyorsa önüne bir sayı sıfatı, nitelik keyfiyet kastediliyorsa önüne bir niteleme sıfatı getirilir denmiş. Bakalım ne denmiş onu görelim. Rahmeten tek başına bir efendim rahime fiilinin sarih masları olmayla ya da işte ne bileyim merra olmayla yetinilmemiş. Ne olmuş? Aslı zaten faal kalıbında bulunan kelimede değişiklik yapılmadan önüne bir sayı sıfatı getirilmiş. Şurada kast edilen, şu okuduğumuz yerde kast edilen not bunu ifade ediyor. Rahmet kelimesi gördüğünüz gibi neye ihtiyaç hissediyor? Bir sayıya ihtiyaç hissediyor. Bir defa rahmet ya da bir rahmet anlamını ifade etsin diye. Festevhaştu minhu vahşeten şedideten. Evet burada da vahşet kelimesi. Masdar bin Nayneva şedide onun sıfatı konumunda. Evet peki merram hastalığından sonra bazen vurgulamak için vahidetun gibi sayı ya da şedidetun ve benzer inteleme sıfatı gelebilir. Fe izan nufiha fissuri nefhatun vahidetun. Peki burada ne gördük? Nefhatun ee, peki sıfatı ne bunun? Sıfatı vahidetun. Nefhatun sıfatı vahidetun. Ee, normalde şu nefaha fiilinin ki üfürmek anlamında nufiha bu mazi meçhulü e, nefhundur. Normalde bunun masları. E, örnek teşkil etmesi açısından sorgulamakta fayda olur mu? Fayda olabilir. Ben sorgulayayım bunu. E, Latin harfleri yazdığım için e, sorgulayamadım. Şimdi tekrar Arap harfleriyle sorguluyorum. E, şöyle bir daha ha yazalım. E, şimdi bakın dediğim gibi nefheha yenfuhu şu parantez içerisindeki gösterdiğime dikkat ederseniz nefhun bunun sonunda tamar buta yok normal şartlar altında. Fakat mastar e, binay merra anlamı kazanması için ne yaptık? Sonuna bir tamar ekledik. Nefhatun. Bir de e, sayı getirdik. Oldu. Efendim tam bir e, mastar binay merra. Nefkatun vahidetun. Kâne yüsellimu fi salati teslimeten vahideten. Yine sayı getirilerek e, te, teyit edildi. Tehkit edildi mastar. Festevhaştu minhu vahşeten şedideten vahşet kelimesi vahş kökünden türedi. Sonra tamarbuta getirildi. Tamarbuta getirilerek ki bu tamarbutalar teklik ifade eder arkadaşlar. Nerede? Şu yukarıda. Teslim de teklik ifade eder. Çünkü teslim etenden sonra bir sayı anlamı taşıyan vahideten, vahideten getirdik. Ancak aşağıda vahşeten şedideten orada bir kendisinden sonra gelen sıfatla e, tahsis edildiği için yani hususi hale getirildiği için e, efendim e, burada vahş kökünden türeyen e, vahşetinin e, nitelenmesi söz konusu olmuştur diyeceğiz. Hadi zaten da mantık aynı. Şurada sayı nitelemiş teslimeyi Aşağıda da sayı anlamı taşımayan bir başka sözcük nitelemiş. E, şimdi neva yani tür şekil mastarları e, mastar binay merra dediğimiz efendim e, mastar türünü e, bitirdik tamamladık sayfa 358'de e, şekil mastarları yani ne tür mastarları var Hadi zaten bu sayfada yani sayfa 358'de e, ve bir kısım 359'da sarkan bu konuyu işledikten hemen sonra karşı sayfada sayfa 359'da Sına'i veya bir diğer adıyla Arapçadaki orijinal adıyla Mecu'ule yani Türkçe karşı itibariyle söyleyecek olursam yapma mastarlar bahsini ele alacağız. Ve bu şekil mastarları, nev mastarları ve sına'i mastarlar konusunu işte yerek mastarlar bahsini bitirmiş mastarlar bahsine nokta koymuş olacağız. Ders kitabınızda sayfa 360'da efendim yer alan ismi fail, etken ortak sıfat fiil, başlıklı konuya geçeceğiz. Tabi bu ismi fail bahsi artık 59. oturumumuzun konusu olur inşallah. Bu oturumda şimdi şu kalan son 6 dakikamızda şekil masterlarını ve sınav masterları okuyalım. Fiilin meydana gelişini, geliş şeklini şekiline değil de şeklini şuradaki i fazla geliş şeklini yani onun niteliğini bildiren maslarlara nevi ya da heye tür şekil mastarları denir. Fiilin meydana geliş şeklini bildirecekmiş. Bu mastarlar da daima fiile kalıbında bulunur. Mişye gibi. Ee, peki bir tür yürümek değil mi? Ee, şöyle yapalım. Bakın kitbe mastar binayin neva. Ne demek? Bir çeşit yazmak. Bir tür yazış. Ee, şurada ketbeten mastar bin marra ee, bir kere oluş beliren mastar bir kere yazmak anlamında kitbetense ise bir çeşit yazmak bir tür yazmak anlamıyla karşımıza çıkıyor ee, peki dönelim tekrar biz e, kitabımıza sıbıgatallahi ve men ahsanu minallahi sıbıgaten evet buradaki sıbıganın e, mastar e, neva olduğunu gördük ve huvellezî ce'alel leyle ve nehâra khilfeten o geceyle gönüzü birbiri ardınca kılandır. Mealindeki ayette Xilfe mastar bin ayn neva evelem yetefekkerû mâ bi sahibihim min cinne cinne kelimesi de yine efendim neva mastarından mastarlarından kenne mişyeteha mişyetu rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Mişye kelimesi yine hakeza iki kez geçmiş aynı ifade içerisinde. Ee, bu da yine bir çeşit yürümek, bir tür yürümek. Kitbeten ya da kitbetün bir çeşit yazmak e, diye tercüme ediliyorsa dilimize. Mişye de bir çeşit yürümek, bir çeşit yürüyüş diye tercüme edilmeli. Eee ettaquduk kıdetel mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap edilenlerin oturuşu gibi mi oturuyorsun? E, Kıyade, kaade, yakudu fiilinin efendim e, bu fiilden, kaade den türeyen bir e, kelime. Hemen sorguluyorum. Kaf ayındal, ya ka yakudu masları kuud. Oturmak. Oturuyor olmak anlamında. Peki e, nerede o? Kıyade şu kıyede kitbe gibi ketebeten ketebe fiilinden kitbe ise ya da kitbeten ise kaadeten kaade fiil, fiilinden olur. Eee feiza fa ahsinu el qitlata. Evet öldürdüğün zaman iyi öldürün, değil mi? Ve iza zabahtum fa ahsinu el zabhata. Boğazladığınız zaman da iyi boğazlayın. Yani, Kestiğinizde iyi kesin. E, anlamındaki e, hadiste kıtle ve zibha e, kelimelerini görüyoruz. Gitle ve e, zibha. E, mastar binayı e, neva olarak. E, sonra Fakale Arabi yon ma hazihil cilsetu. E, bir bedevi bir oturuş da nedir? E, diye sordu. Burada da celese fiilinden türeyen e, cilse kelimesinin mastar binayı neva olduğunu görüyoruz. Evet. Mastar binayı nava. Mastar binayı nava. Şuradan şöyle seçtiğim yere dikkat ederseniz adı neymiş? Mastar bina on nava. Peki şimdi e, şuradan devam edeyim. E, örnekleri okudum. Sayfa 359'a geçelim hadi. Karşı sayfaya. E, evet. Eğer mastarın aslında bir tamarı bota varsa bu takdirde anlam mastarın yanına bir sıfat getirilmek suretiyle anlatılır. E, mastarın aslında bir tamer varsa o takdirde mastarın yanına bir sıfat getirilerek e, mastar binay neva e, olarak yorumlanması sağlanır. Mitetun cahiliyetun cahiliye ölümü. Cahilce bir ölüm anlamında. Mitetun cahiliyetun cahilce bir ölüm. Buradan mite Mastarın aslında tamar var. Mastarın aslında tamar olduğu için cahiliye onun sıfatı olarak geldi. Men <mülüyor> haraca minat ta'ati ve faraqal cemaate fe mate mate miteten cahiliyeten. Kim itaattan çıkar ve toplumdan ayrılır da ölürse o cahiliye ölümü gibi ölmüştür anlamındaki haliste. Mite kelimesi yukarıdaki örnekte verildiği gibi. Efendim nedir? Sonunda tamar taşıyan bir mastardır. Aslında vardır bu tamar bot'a. Dolayısıyla cahiliye onun mastar bina ifade etmesini sağlamıştır. Peki sına'i yani yapma mastarlar el masadir el mecu'ule bahsine geldik. Herhangi bir kelimenin sonuna şeddeli bir ya ve bir de kapalı ta. Tamar bot'a eklemek suretiyle yapılan mastarlara mastar eee sınai sınai mastar denir. E, denmiş. E, şimdi burada e, ara verelim. Daha doğrusu burada bırakalım. E, oturumlarımızın 58. bölümünü burada noktalamış olalım. E, notlarınızı şöyle alın. 58. E, bölüm bitti. E, 59. 10. bölüme inşallah ders kitabınızın 359. sayfasından olan sınai mastarlarla başlayalım. Fi emanillah.